demin halk eğitim müdürümüzün söylediği gibi 1908 yılı Ocak ayında güzel bir etkinlik yaptık. Halk eğitim merkezimizin açtığı kurs bitti. İşte öğrenciler, kursiyerler diplomalarını aldı. O vesileyle burada toplandık ama burası halk eğitim müdürümüzde bahsettiği gibi 1908 yılında Vehbi Aytoka hocamız tarafından, Ali Vehbi Aytoka hocamız tarafından açılan Denizli'nin ilk Türkçe mektebi. Çok önemli bir yer. Burası da Atatürk'ün milletvekillerinden Hasan Tokçan rahmetlinin evi. Kaymakamımız da muhtarla görüştüler, beraber görüştük. Burayı da müze yapalım diyorlar. Güzel bir düşünce. Okul o dönemde açılmış. Yüreğin bu ovaya ilk marif ışığının yakıldığı bir köyümüz. Önemli bir yer. Gerçekten önemli bir yer. Dediği gibi çok önemli insanlar yetiştirmiş bir köyümüz. Halen devletimizin en üst kademelerinde görev yapan birçok evladı var. Dolayısıyla bu köyümüzün herkes tarafından bilinmesinde fayda var. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi lazım ama baktığınız zaman demin muhtarla görüştüm. Anaokulunu, buranın ilkokul öğrencileri yatağına geliyorlar. Gerçi yakın ama ne olursa olsun gene bir mesafe var. Milli Eğitim Ayaz'daki çocuğu otobüse getiriyor, yüreğiyle yakın diye yayan gidip geliyorlar karda kışta. Anaokul talebeleri buraya gelsin hiç olmasın diye gayret etmiş. 15 çocuk bulamadık diyor. Bu neyi ifade ediyor? Bu yöredeki insanlarımız, gençlerimiz göç etmiş maalesef. Ben de 18 yıldan beri yatan belediye başkanı olarak şurada yüreğinin, Ayaz'ın sınırındaki sanayi sitemizin tamamlanması için çok gayret sarf ettim. Ama bir türlü olmuyor, olmuyor. Halbuki bunu başarabilsek biz bu yöre halkı olarak, işte o gençlerimiz Denizli'ye göç etmeyecek, bunlar cıvıl cıvıl çocuk olacak. Bu marif ışığının yakıldığı, ilk yakıldığı köyümüz canlı, capcanlı bir yer olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda onlar da olur. Bak okul ne güzel ayağa kaldırılmış, desteklenmiş. İşte bahçesi de zaman içinde taş döşenir, bir şey olur, çimlenir. Bunlar olur gider. Önemli olan istihdam yaratmak, bu kültürü muhafaza etmek. Teşekkür ederim. Ya bak gel hele şuraya, gel gel şuraya. Gel lan yemek, gel adamın kafasına. Gel. Yatağan belediye başkanı şu anda rejimi bozduğu an. Çünkü gördü ki yüreğillerin yaptığı börekler o kadar güzel ki dayanamadı. Şekerin anasını satayım dedi. Yemeğe devam ediyor. Muhtarın evinde yedik bundan daha önce. Biliyorum tabii. Çok güzel evet. Buldum. Neydi bu ıskanak değil mi? Ne güzel. Ispanak. Sovar. Lidya Senin sağdan gelmiş Hüseyin Gemi başkanımız. Bir duygularını alalım bakalım sergimizden. Evet, senin yüreğindeki halk eğitim merkezinin açmış olduğu sergiye iştirak ettik. Burada bayanların güzel çalışmalarını gördük. Çalışmaların devamını diliyoruz. Tüm izleyenlere saygılar sunuyorum. Başkanımız mütevazidir. Fazla konuşmayı sevmez. Noktayı koydu. Baktı karşıdan kameraman oturuyor. Ya dedi, başkanımı bir çek. Sıra Milli Eğitim Müdürümüzde. Buyurun efendim, duygularınızı alalım. Nereye gelir o? Eve gelir. Evden camiye gelir. Hayırlı uğurlu olsun. Araya reklam sokuyoruz, farkında mısınız? Okulumuz yeni tamirat oldu. Olduktan sonra açılan ilk kültürel faaliyetimiz. Ondan dolayı mutluyuz. Teşekkür ederim. Misafirler gördü ya, sevindi, sevinçli. Evet, muhtarımızın duygularını bir alalım. Oradan bütün camile aşağıda meyit taşıyor. Katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Bu sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kutluyorum. Emeği geçen herkes kutluyorum. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Bir müdür dediler, tuttular Ali Bey getirdiler. Evet Ali Bey, bir duygularınızı alalım. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sergide gerçekten yüreğilli insanın el becerileri sergilenmiş. Müdürümüze ve misafirlere teşekkür ediyoruz. Gördük. Her programda sunuculuk yapardı. Bu sefer kendisi biraz kenarda durdu.
Evet Ramazan Bey, bir duygularınızı alalım. Evet, bu açılan sergiden dolayı çok mutluyuz. Çok güzel el emeği, göz nuru eserler var. Bu çalışmaların bundan böyle de devam etmesi tüm dileğimiz ve isteğimiz, başarılar diliyorum. Sağ olun. Geze geze geldi, güreyle geldik. Baktık ki bir spiker bizim elimizden işimizi alıyor. Evet, bir duygularını alalım bakalım, tanıyalım sizi. Ben Evren Dursun. Halk Eğitim Merkezi'nde sınıf öğretmeniyim. Güzel bir dönem geçirdik. Ben okuma yazma kursu öğretmeniyim ama burada çok güzel bir sergi hazırlanmış. Geldik, gördük. Kursiyerlerimiz çok güzel, çok memnun bu durumdan. Ve ben tüm Yüreğil halkına, tüm bayanlara, özellikle bayanlara diyorum, bu kurslara katılmalarını öneriyorum. Fark ettiniz mi? 90 yaşında koca karıları okuma yazma öğreten işte bu. Hiç aramayın, bak görüyorsunuz. Evet, evet. Öğrenemem deyip öğreniyorlar. Ya okur, yazar olup çıkıyorlar. Ne güzel yazmışlar değil mi resimleri, yazılar orada? Kesinlikle, gitti. Kara tatlı baktılar bizimkiler. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Valla ben de halkı tamamen halk eğitim kurslarına katılmasına, hepsinin ister olması da ev hanımının eğitilmesinin, eğitimli bir ev hanımının her şeyin üstünde olduğunu söylüyorum. Mutlaka halk eğitim kurslarına katılsınlar, bilgi becerilerine beceri katsınlar. Teşekkür ederiz.